Dedem de harap etti kendini amca oluyor. Ben uzun zamandır dedem böyle ağlarken görmediydim ha. Nasıl harap olmasın amca oğlum? Adam ikinci evladını verdi toprağa sonuçta. Bırakalım da acısını yaşasın. Şimdi bana bak. Sen neyi durmuyorsun? He? Ben süreyim istesem. Ya nasıl iyi olayım amca oğlu ya? Sen iyi misin sanki? Ya daha 2-3 gün önce beraber Ankara'ya gittiğimiz amcam toprağın altında ya. Vallahi aklım almıyor benim. Yani bazen diyorum ki keşke biraz daha böyle vakit geçirebilseydik ya. Biliyorsun yani ömrümüzün yarısı böyle küs geçti bizim. Yani gerçi bugüne kadar da böyle amcalığını gördüm diyemem ama Allah var. Bir gün var ya beni öyle bir beladan kurtardı ki amcaoğlu. Hiç unutamıyorum hani. Ne belasıymış lan? Ya ben böyle 9-10 yaşlarındaydım amcaoğlu. İşte bizim mahallenin bebeleri benimle gene dalga geçiyordu işte. Ağaççının oğlu, ağaççının oğlu falan diye bunlar dalga geçiyordu benimle. Ben de gururuma yediremedim ya. Vallahi canım sıkıldı yani. Ben dedim bunlarla kavgaya girişeceğim. Neyse ben tam hazırlandım falan filan derken bunların var ya abileri geldi tamam mı? 7-8 kişi ama birden. Benim etrafım bir sardı bir amcaoğlu. Ha dedim ben burada dayağı yiyeceğim. Bitti dedim benim işim. Neyse sonra eve de gitsem şimdi anamdan da bir ton azar işleyeceğim. Derken amcaoğlu amcam böyle çıktı geldi tamam mı? Ama bunlara bir kovalayışı var. Bunların da bir kaçışı var görmen lazım yani. Öyle bir kaçtılar ki yani. Sonra da amcam çıktı gitti amcaoğlu. Bir şey demedim biliyor musun? Ben de arkasından bağırdım. Sağ ol amca falan dedim. Hiç cevap bile vermedi. Ya o gün neyi anladım biliyor musun? Yani ne kadar küs de olsam arkanda dağ gibi amcam var. Vallahi gölgesi bile yeter dedim. Öyleydi. Öyleydi dağ gibiydi ya. Dağ gibi adamdı. Böyle yanında öresinde durduğun zaman insan kendini güvende hissediyordu. İşte keşke siz de küs kalmasaydınız da daha fazla anı biriktirseydiniz ama. Keşke amca oğlu nereden bileceksin ki? Babam da çok üzülecek ya. Evet abi. Şimdi dükkana her gittiğinde onu hatırlayacak. Of.